O mu yaptı bunu? Sen beni niye dinlemiyorsun? Beni niye sallamıyorsun? Ve Veli'nin tezgahına niye geliyorsun? Benim tezgaha geldiğim falan yok. Aylin almaya gittim. Alabildin mi kızını? Veli sana kızını verdi mi geri? Seni öldürmediyse şükret. Öldürmediyse dua et. Sen merak etme, hiçbir şey yapamaz bana. Ya sen hala şaka mı sanıyorsun bu Veli'yi? Şaka mı zannediyorsun bu Veli'yi? Ben nereden geliyorum biliyor musun? Ben bir cesedin yanından geliyorum. Neden? Veli en yakın adamının kafasını patlattı. Niye? Çünkü ailesiyle ondan habersiz görüştü diye. Yavaş olsana lan hayvan. Neye bakıyorsun lan? Çok özür diliyorum. Haklısın. Özür dilerim. Sen dışarıdan okuyamazsın Veli'yi ama ben okurum. Eğer Veli seni öldürmediyse mutlaka kafasında bir plan olduğu için bunu yapmamıştır. Yoksa şu anda olay yeri çoktan senin öldüğünün raporunu tutuyordu. Bir tane görevli seni morgun kısağına sürüyordu. Tamam, bana bağırıp durma. Senden çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Hayırdır? Ne bakıyorsun? Canın mı çekti ha? Gel gel. Can çekmiş galiba. Neden anlamıyorsun ya Güven, Zeynep? Bak Güven. Bak ağzımdan çıkanı kulağın duysun ya, inan bana. İnan diyorum sana, ben kızını sana getireceğim. İnan. Ailenin oturmuş annem beni gelip alacak diye beklemesi beni delirtiyor. Ben yıllarca babamı bekledim beni gelip alsın diye. Sen anneni. Geldiler mi? Ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun? Uyuyamadım. Ben de uyuyamadım. Bu ne? Annemin sesi. Nasıl yani? Bana bırakmış. Gel beraber dinleyelim. Değdi saçlarıma bahar gün. Çok güzel. Evet. Yadıma düştün. Kadir. Efendim Zeyno. Annem bir gün gelip seni buradan alacak değil mi? Evet. İnşallah babamla aynı gün gelirler. Sen yokken burada kalmak istemiyorum. Merak etme Zeyno. Annemle baban aynı gün gelip bizi alacaklar. Sonra biz hiç ayrılmayacağız. Bir güzel düşer.
Sen de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazen de sevgilim yadıma düştün. Gözlerim yolda... Gelmediler. Peki ben gidip Aylin'i alabilecek miyim? Alacaksın. Kadir. Zeynep, şu anda eve gitmemiz lazım. Denetimli serbestlikten memurlar eve gelecekler ve seni evde göremezlerse büyük sorun olur. O zaman seni hapse atarlar ve kafayı içeriden çıkartamazsın. Aylin'i görmek istesen bile bunu bundan sonra yapamazsın. Ve sana son kez söylüyorum. Bundan sonra verdiğin kararlara dikkat et. Bir daha geri dönüş olmayabilir. Haydi.